Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisseleri analize devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Bugün Şok Market, Global Yatırım Holding, Otokar, Özbal ve Goodyear hisselerini analiz edeceğiz. Önce Şok Marketlerle başlayalım haftalıkta. Şimdi arkadaşlar Şok Market'te yılların verdiği bir formasyon ve hala bunu artık hedefine gidememiş bir tahta görüyoruz. Bu Şok Market bugün yarın bir atak yaptığı zaman arkadaşlar yatırımcısını çok mutlu edecek bir hisse. Orta uzun vadede. Ben cümlelerimde genelde orta uzun vadeyi çok kullanırım. Çünkü bu tür tahtalar günlük al satçı tahtası değildir. Orta uzun vadede çok güzel yerlere gidebilecek bir tahta görüntüsü var. O kadar güzel bir formasyon üretmiş ki yıllara yayılan böyle 3 yıllık 4 yıllık formasyon. Şuradaki bir direnç çizgisini geçtiği zaman 14.65'leri 15'lere doğru çıktığı zaman artık bu tahtayı kimse tutamayacak diye düşünüyorum. Bakın eğitim amaçlı olarak destek dirençler. Bunları yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Çünkü günlük tahta değildir bunlar. Ters tepebilir, geri çekilir, teknik düzeltme yapar. Bu sebeple ben orta uzun vadede güzel yerlere gideceğini düşünüyorum. Şimdi ortalamalarına baktığımızda zaten EMA 5'in ve 21'in üzerinde. Son derece iyi. Ichimoku'sarla baktığımızda arkadaşlar Ichimoku'sarın tekniği zaten güzel. Tenkan-sen ve Kyujin-sen'in üzerinde. Parabolik sarımız aşağıda. Bulutun üzerinde. Oldukça güzel, hoş bir görüntüsü var. Günlükteki yakın destek seviyelerini de söyleyip bitirelim Şok hissesini. Bakın şu an günlükte 13.86 TL'de kapatmış bugün. 13.74'e kadar basit teknik düzeltme seviyesidir. 5 günlük destek. Orayı da aşağı kırarsa eğer ki arkadaşlar 13.60'lı seviyeler, 13.63'ler güçlü destektir. EMA 21. Buralara kadar basit teknik düzeltme yapması son derece normaldir. Şimdi Global Yatırım Holding'e bakalım haftalıkta. Bu hissede ne var? Şöyle kapatalım. Şimdi Global Yatırım Holding'in arkadaşlar bir major trend üzerinde hareketini devam ettiğini görüyoruz. Şimdi bunu günlükte açıp yakın destek seviyelerine bakalım. Şimdi günlük grafikte haftalık da zaten ortalamaların üzerinde. Günlükte de burada bir doji mumu yapmış son gün. Ama endeks yeşil ve ortalamanın üzerinde bir problem yok. Bakın 6 TL seviyesi basit teknik düzeltme seviyesidir. Yarın 6 TL'ye kadar çekilirse hiç problem yok. Ama 6 TL aşağı kırarsa da hem şurada EMA 9 onu da açalım. 6 TL aşağı kırarsa arkadaşlar 5.80'den destek alma ihtimali yüksek. 5.80'i de aşağıya kırarsa kesin destek alacağı seviye 5.50'ler. Çok böyle kıyamet senaryosu olmazsa en kötü ihtimalle orta uzun vade değil, yakın zamanda geleceği seviyeler, basit teknik düzeltmesi 5.50'li seviyeler. Ama dediğim gibi ortalamaların biri 5.97'lerde, diğeri 5.80'lerde. Buralara kadar teknik düzeltmesi normaldir. Buraya inecek diye de bir kural yok. Şu çanağı tamamlama hedefine giderse arkadaşlar, şu 7.38'lere kadar bir alım dalgası gelebilir bu hisseye. Tekniğinde bir problem görmedim ben açıkçası. Şöyle King Kong'la baktığımızda da buy sinyali var en sonda. Ichimoku'sarla baktığımızda parabolik sarımızın noktaları mumların üzerinde. Ama mumlar ortalamaların üzerinde olduğu için parabolik sar mumların altında yanmaya başladığı zaman çok daha güzel ve hızlı bir görüntü olma ihtimali yüksek. Tekniğinde bir problem görmedim. Otokar'a bakalım. Otokar BIST 30'un çok güçlü tahtalarından biri arkadaşlar. Ve şu çıkışta insanlara çok güzel kazandırdı. Birçok tahtaya nazaran hızlı bir şekilde çıkışlar yapıp bakın teknik alım seviyesi Otokar'da neresidir? Şu seviyeler 192'ler, 190'lar. Bazı arkadaşlardan şunu duydum. Hocam bu 190 TL çok pahalı. 190 TL'den hisse alınmaz. Bu hissenin şirketin bilançosuna, öz sermayesine, hissenin durumuna göre değişecek bir senaryo. Bu sebeple 190 değil 1.000 TL'den bile hisse alınır arkadaşlar. Yeter ki o hisse güçlü bir temele sahip olsun ve güzel hedefleri olsun teknik olarak. Bakın 190 TL'den mükemmel bir hedefi var. Kırılım yapmış.
Bakın nereye gitti? 462'lere, 463'lere kadar gitti. Bu kadar hızlı giden bir hisse otokar da olsa ortalamalara dönüş çabası yapmak ister. Şimdi hızlı gittiği için arkadaşlar burada bir dinlenme yapıyor. Eğer ki buradan tekrardan bir güç alıp yukarıya doğru gideceğim ben derse bu hisseyi de kimse tutamaz. Tekrardan ikinci bir tur yapacağım ben derse bu tarz bir görüntüsü olabilir. Haftalık grafikte baktığımızda flama benzeri bir görüntü görüyoruz. EMA 5'e 5 haftalık desteğe temas etme çabasıyla geri çekilmeler yaptı. Ama şu an gayet üzerinde tutunuyor. Ben olumlu görüyorum. Hızlı gittiği için ben hızlı giden her tahtadan korkarım geri çekilme yapar mı diye. Ama Otokar çok beğendiğim bir firma açıkçası. Yani şahsen beğeniyorum tahtayı. Günlükteki yakın destek seviyelerine baktığımda da şu an 411 TL'de hisse. Günlükte 405'e kadar geri çekilmesi gayet normaldir. 404'e kadar. Orayı kırması durumunda da 385 TL'de güçlü EMA 21 desteği bulunuyor. Şimdi Özbal Çelik Boru hissesi ne yapmış bakalım. Güzel bir çanak tamamlama formasyonu yapmış arkadaşlar bu hisse. Şimdi bu hisse için şöyle bir majör trend çizgisi çizecek olursak yatırımcısının şu trendi, şu çizgiyi referans almasını tavsiye ederim. Bu majör trend çizgisinin aşağıya kırılması durumu problemli olabilir, tehlikeli olabilir. Özellikle de maliyetleriniz aşağılardaysa, 3-4 TL'lerdeyse bu çizgiyi referans alabilirsiniz. Ortalamalarına baktığımızda ortalamalardan haftalıkta biraz açılmış. Şimdi ortalaması 7.75'te kalmış. Hisse şu an 8.42'de. 7.75'e 7.70'lere kadar geri çekilme çalışması yapması son derece normaldir. Ama burayı aşağı kırarsa da majör trend çizgisi ve EMA 21 haftalıktı. 21 haftalık desteği 6.64'lü seviyelerde. Burayı kırmadığı sürece herhangi bir problem olacağını düşünmüyorum açıkçası. Şu an basit teknik düzeltme yapması 7.75'lere kadar son derece normaldir bu hissede. İçmokusar'la baktığımızda tekniği gayet güzel. King Kong'la baktığımızda buy sinyalini nereden vermiş? King Kong buy sinyalini 1.98'li seviyelerden vermiş. Verdikten sonra biliyorsunuz King Kong haftalıkta güzel çalışır. Hisse 9.18'lere kadar tırmanmış. Güzel, son derece güzel. Goodyear. Goody de çok güzel bir hisse. Beğendiğim bir hisse. Yükselen kanal içinde hareketlerine devam ediyor. Şimdi Goody 5 haftalık o EMA başın üzerinde. Şimdi bunun 9.45'lerde bir direnci olacak. Bu yükselen kanal trendinin bir direnç noktası var burada 9.44'lerde. Buraya kadar çıkıp bir teknik satış yerse arkadaşlar tekrardan EMA 5'e kadar geri çekilme ihtimali olabilir. Ama şu 9.45'li seviyeleri kırıp yukarı hacimli bir şekilde 9.50-9.60 giderse Goody'yi artık kimse tutamaz diye düşünüyorum. Çünkü güçlü bir tahta. En olumsuz senaryosu nedir Goody'nin? Kırmızı ortalamamıza EMA 21'e geri çekilme çalışması yaparsa birkaç haftaya yayılan hani olumsuz senaryo konuşuyoruz şu an. Bugün bile artı 4 yapmış. 7.45'te çok güçlü desteği var. 7.45'e kadar gelmeden zaten 8.50'lerde güçlü desteği var. Dediğim gibi şu kanalı yukarıya doğru kırarsa da ben görüntüsünü iyi görüyorum. King Kong'la baktığımızda da King Kong 5.5 TL'li mumlarda vermiş buy sinyalini. İçmokusar'da parabolik sarın noktaları mumların üzerinde altında yandığı zaman daha olumlu olacak her şey. Şu an teknikte bir problem yok. Tenkan Sen ve Fusion Sen'in de üzerinde arkadaşlar. Bugünkü analizler bu kadar. İstediğiniz hisseler varsa bu postu beğenip kaydedip yorum kısmına yazarsanız onları da mutlaka listeme ekler. Zamanı gelince analiz yaparım. Yoğunluktan biraz geç oluyor. Kusura bakmayın o sebeple. Sıfırdan borsa grafik analiz eğitim setimiz içinde kampanyamız devam ediyor arkadaşlar. Bana DM üzerinden ulaşırsanız eğitim alarak yatırım yapmanın farkını bizzat yaşayarak görürsünüz. Hepinize bol kazançlar. Hayırlı akşamlar.